Cübbeli Ahmet Hoca, İslam aleminin kurtuluşunun kendisine hiç uzak gelmediğini söylüyor. Şimdi, onun için yine hadis-i şeriflerde, İsa Aleyhisselam indikten sonra işte ne olacak? Şöyle güven olacak, İslam dünyaya hakim olacak vesaire. Bunların hepsi sahiptir. Sonra İsa, ümmetimin içinde adaletle hükmedecek, haçı kıracak, Hristiyanlığın bozulmuş inançlarını kaldıracak, domuzu öldürecek, domuz etinin haram olduğunu tüm Hristiyanlar kabul edecek. İnsanlar arasındaki düşmanlıklar ve kin kalkacak. Akrep ve yılanların zehirleri olmayacak. Hatta bir çocuk eliyle yılanla oynayacak da yılan onu sokmayacak. Kız çocuğu arslanı kaçırmaya zorlayacak da arslan ona ilişmeyecek. Kurt koyunlar arasında sanki bir çoban köpeğiymiş gibi bekleyip duracak. Kabın suyla dolduğu gibi yeryüzü din birliğiyle dolacak. Allah'tan başka kimseye tapılmayacak. Harp, kavga namına hiçbir şey kalmayacak. Hazreti Mehdi döneminde dünyaya İslam hakim olacak, şöyle olacak, dünyada bir kafir kalmayacak, bütün dünya fethedilecek. Bu hadis-i şerifler sahihtir. Bunların arasında bir çelişki yoktur. Kıyametin kopması için zamanda sadece bir günden başka vakit kalmamış da olsa, Allah benim ehli beytimden bir zatı, Hazreti Mehdi'yi gönderecek, yeryüzü zulümle dolduğu gibi o yeryüzünü adaletle dolduracak. İnsanlar bal arılarının beylere etrafından toplanması gibi Hazreti Mehdi'nin çevresinde toplanırlar. Daha önce zulümle dolu olan dünyayı o adaletle doldurur. Adaleti o denli olur ki uykuda olan bir kimse dahi uyandırılmaz ve bir damla kan bile akıtılmaz. Dünya adeta asr-ı saadet devrine geri döner. Çünkü ikisi de 7 ve 9 sene kadar bir arada bulunmaları hasebiyle aynı dönem ona da nispet edilse doğrudur. Ona da nispet edilse doğrudur. Yani ikisinin döneminde de ortaklaşa dünyada İslam'ın hakimiyeti gerçekleşecektir. İnşallahurrahman. Ya, onun için efendiler şimdi size acayip gibi geliyor. Olur mu acaba diye geliyor. İslam'ın şu garip zamanlara rastladığınız için, Müslümanların çok zor durumunu gördüğünüz için, Irak'ı, Filistin'i, Keşmir'i, Doğu Türkistan'ı, Çeçenistan'ı bildiğiniz için, Afganistan'ı vesaire haberleri duyduğunuz için Allah Allah acaba gibi geliyor ama bana hiç de uzak gibi gelmiyor, zor gibi gelmiyor. Çünkü Allah'ın her şeye kadir olduğu itikadımı taşıyorum ve koruyorum. Gün be gün de güçlendiriyorum. Çünkü hadis-i şerifler çıktıkça, beyan edilen haberler vukua geldikçe hakikaten bundan evvelkiler çıktığı gibi bundan sonrakilerin de aynen çıkacağı böylece anlaşılıyor. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde bildirdiği Afganistan'ın işgali, İran-Irak savaşı, Fırat'ın suyunun kesilmesi, Ramazan ayında güneş ve ay tutulmaları, Kabe'de kan akıtılması, doğal afetlerin daha önce benzeri görülmemiş şekilde artması, Lulin kuyruklu yıldızının çıkışı ve daha sayamadığımız yüzlerce ahir zaman alametinin arka arkaya dünya tarihinde ilk kez bu dönemde gerçekleşmiş olması, Müslümanların asırlardır gelişini bekledikleri Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ortaya çıkışının çok yaklaştığını göstermektedir.